Arkadaşlar, Güdümsüz Girizgen yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yine Kozan Bey ile beraberiz. Gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Öncelikle Kozan Bey hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bu bölümümüzde Dimdek'ten işte TCG Derya'ya, Fransızların işte Ukrayna'ya satışlarına, herkes hep diyoruz ya işte sizinle de konularda herkes Ukrayna'ya bir şey satmaya çalışıyor. Bu sefer de Fransızların Ukrayna'ya satmaya çalıştıkları bir tekne var. Onun haricinde de Yunanistan'dan bir özelleştirme haberine ve buna ilçe belediyelerinin Yargıtay kararıyla durdurmasına da değineceğiz. Ben uygun görürseniz ilk soruma geçmek istiyorum. Şimdi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş hizmete girdi. Bunun haricinde de askeri ve lojistik destek zirvesinin ilk gününde Dimdek'in Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan ilk gemisi TCG Derya üzerinde sunum yapan Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Müdürü emekli Albay Mustafa Civelek, Dimdek'in operasyonel kabiliyetleri konusunda açıklama yaptı. Sözleşmeye göre ilk gemisi TCG Derya'nın Nisan 2024'te teslim edilmesi planlansa da teslimatı için 27 Eylül 2023 hedeflenen Dimdek, insansız deniz araçları ile uzaktan farklı görevleri icra edebilecek, Dimdek'te gerçekleştirilen tasarım değişimiyle 2 kule yerine 4 kule ve 16 tonluk helikopter taşıma kabiliyeti eklenerek personel kapasitesi de 326'ya çıkartılmış. Bunlarla alakalı görüşleriniz nelerdir? Bize kazandırabileceğiniz bilgiler nelerdir Kozan Bey? Şimdi öncelikle zaten beklenen ilk şeyin girmesi, lojistik geminin girmesi gecikmiş bir gemiydi. Firma zor duruma düştüğü için başka bir tersanede tamamlandı. Şu anda ikinci gemide, bu iki gemi aslında, ikinci gemide hızla tamamlanmaya gidiyor. Biraz gecikmeli olarak da olsa onlar devreye giriyor. Dimdek'e bakacak olursak, bu iki lojistik geminin girmesi çok önemli bir özelliktir. Sadece lojistik değil, aynı zamanda da denizde yakıt ikmali de verebiliyor. Alıştığımız, biz genelde şey tipi, batı tipi kule şeyi kullanırız, yakıt sistemi kullanırız. Bu kıçtan yakıtı verme üzerine, seyir halinde farklı, daha güvenli olma ve farklı tipteki gemilere de yakıt verebilme özelliğine sahip. İlla savaş gemisindeki şey sistemine bağlanacak şeklinde değil. Daha başka gemilere de verebilme özelliğine sahip bir gemi. Daha çok amaçlı bir gemi. Yüzbaşı Güngör. Devam edecek olursak, Dimdek'e bakacak olursak, pardon, Yüzbaşı Güngör Durmuş gemisi. Dimdek'e bakacak olursak da Dimdek'te güncelleme yaptılar. Açıkçası bu bir işi ne kadar artık iyi bildiğimizi ve gelişmelere ne kadar hızlı cevap verebildiğimizi gösteriyor. Zannetmiyorum ki dünyada bu kadar hızlı inşaatın ortasında revize edip de ben tamam şunu da ekliyorum diyebilecek çok fazla bir tersane ve donanma yoktur. Batı donanmalarında tabii ki hani bir Amerikan tersanesi veya bir İtalyan tersanesi bunu yapabilir ama bunun ekstra maliyetini tersane üstlenmez. Direkt olarak hükümete ya da yaptığı askeri kuruma der ki ben bunu yapabilirim. Bana şu kadar ekstra verirseniz ben bunu, ki ciddi rakamlardır bu ekstralar, yaparım diye kendisi çıkar. Ancak bizde ise firmalar kendilerini hem göstermek hem de bu kapasiteyi bir an evvel kazandırmak üzere karşılıklı bir özveriyle bir an evvel bu işin olabilmesi için kendileri çok fazla fedakarlıkta bulunarak bunu yapıyor. Yani burada evet çok önemli bir teknolojik kazanım, evet çok iyi bir şey ama şunu da unutmamak gerekiyor. Siz olan bir tasarımı bir anda firmaya diyorsunuz ki 2'den tamamen değiştiriyorum bütün üst yapı özelliklerini senin ve 4'lü bir tasarıma çeviriyorum. Bu bir ciddi bir şey. Yani maliyet ve işçilik zaman, mühendislik zamanı harcıyorsunuz. Bununla ilgili çok ekstra bir bütçe hızı çıkmış mıdır? Şu anda hayır, hiç zannetmiyorum. Firma tamamen kendi fedakarlığıyla, öz kaynaklarıyla bunu güncellemiştir. Sefine bu konuda özel bir yere sahip. Neden? Kendisinin de insansız deniz araçları var çünkü. Hani bunu yaparken de bizim güzel gözlerimiz için yapmadı. Kendinin de insansız deniz araçları var ve bana da ilginç gelmişti. Saç gövde üzerine çalışmaları, çünkü insansız deniz araçları hafif, çok dinamik bir şeyken dedik ki bunları daha uzun menzilli, daha farklı görev profilleri için düşünüyorlar ama hani nasıl bir görev profili olacak diye de merak etmiştim. Şu anda biraz daha netleşti bu. Sefine şey yaparken, Dimdek'i yaparken aynı anda insansız deniz araçlarını da şu anda kızağa koydu değil, neredeyse bitirecek bildiğim kadarıyla. Bunların böylece denizde de nasıl beraber işleyebileceğini görebileceğiz. Yani erkene aldıkları deniz tarihinde 27 Eylül 2023'te deneme amaçlı da olsa denizde iki tane de sefine insansız deniz aracının olacağını ben tahmin edebiliyorum. Ve bunların geminin üzerinde operasyon olarak kullanılması da çok çok önemli bir artı.
Zaten sürekli konuşuyoruz. Dünyada teknoloji ve gelişen eğilim insansız deniz araçları yönünde de oluyor. Biz bunu yaparken insansız deniz araçları ana gemisi de yaparsak artık çok çok uzakta kendini daha farklı koruyabilen ve illa korumaktan da öte farklı özelliklere kavuşmuş bir gemimiz olacak. Bu tür lojistik destek gemilerinin en önemli sıkıntılarından birisi denizaltı savunmasıdır. Sürekli etraflarında çok sayıda denizaltıdan korumak için korvet ve fırkateynin olması gerekiyor. Siz bu görevlerin bazılarını, en azından hepsini demiyorum, bir kısmını insansız deniz araçlarına aktarabilirseniz çok ciddi bir fırkateyn ve korvet kullanım maliyetini de azaltmış olacaksınız. Ben iki tane insansız deniz aracıyla belki bir korvetin yaratacağı denizaltı arama ve tarama faaliyetini yapabileceksiniz. İki biraz belki az olabilir ama en azından bir şekilde başlamak gerekiyor. Karakol görevlerini yapabileceksiniz. Size yaklaşan diğer intihar bombacısı gibi olabilecek ya da yakın mesafeden zarar vermeye çalışabilecek küçük teknelere siz önceden müdahale edebilme imkanını bulacaksınız. Farklı bir şekilde de müdahale edebilme imkanını bulacaksınız. Bunlar çok önemli kazanımlar. Bunları ana gemi üzerinden yapmak da size gelecek için çok çok önemli tecrübeler kazandıracak. Belki yarın 8 insansız deniz araçlı şey göreceğiz işte. SİDA ana gemileri görmeye başlar üzerinde olan. Aynen bir kısmı denizaltı savunması yaparken, bir kısmı karakol gemisi yaparken, bir kısmı hava savunması, bir kısmı daha önce konuştuğumuz hücum bot görevleri yapacak. Bu sayede de böyle çoklu, neredeyse kendisi bir görev gücü oluşturacak insansız deniz araçlarından. Şu andaki gidiş hız da buna gidiyor. Bunun küçük bir örneğini Hollandalılar kendileri yapmaya başladı. İşte Hollanda, Belçika ortak mayın tarama gemisi adı altında karakol gemisi yapıyorlar açıkçası. Ana görevi mayın tarama olan bir karakol gemisi oluyor. Bunu yaparken işte üzerine koydukları insansız deniz araçlarına işte denizaltı arama tarama sonarları da koyuyorlar. Sualtı bombaları da koyuyorlar. Aynı zamanda işte bizim şey çıktıktan sonra ortaya, ulak çıktıktan sonra ortaya bir dakika biz bunları karakol görevlerinde kullanabiliriz deyip taret ve şey üzerine çalışmaya başladılar. Atıcı platformlar üzerine çalışmaya başladılar. Yani kendileri de bu konuda dünya gelişiyor. İyi bir yerdeyiz. Hızlı başladık. Bu istimi bozmadan arttırır da hızımızı böyle geliştirebilirsek çok çok farklı yerlere götürebiliriz. Çünkü dünyadaki pek çok ülke bunu çok yüksek maliyetlerle sunuyor. Biz bunu daha rekabetçi maliyetlerle sunabilirsek iyi bir şey yakalarız ki iki ayrı firmanın da çalışması, Metexsan ve Aselsan'ın ayrı ayrı çalışması rekabeti arttıracağı için ve bizim ülkemizde de rekabet çok sert olduğu için uygun maliyetler çıkacaktır. Ya bu konuda ben yani mutluyum açıkçası. Aselsan ve Metexsan'ın olduğu bir yerde birbirleriyle rekabet edecekleri için iyi bir içinde de hiç trust oluşturmaya çalışmıyorlar. Aksine ikisi de birbirini öldürmeye çalışıyor girdikleri sektörde. Çok mutluyum hani yanlış, kimse yanlış anlamasın bunu. Uygun maliyetli çözümler çıkmaya başlıyor. O yüzden de elimizde bence uygun maliyetli dünyada rekabet edebilecek ve hatta lider olabilecek bir sınıfa kavuşacağımızı düşünüyorum. Yani ben de resimlere baktığımda işin açıkçası hani öncesi ve sonrası şu resimde, yani öncesi bir gemi, sonrası bambaşka bir gemi gibi, hani şey gibi ilk Tabii, tabii, başta. tabii, tabii. Aynen öyle, aynen öyle. Hani bunu yaparken de hani istediği kadar bir ekstra maliyeti yansıtmaya çalışsın ama imkan yok yani. Kendi öz kaynaklarıyla bir fedakarlık yaparak yapıyor bunu tersane. O yüzden de kendilerini kutluyoruz. Ozan Bey, ben hemen bir sonraki soruma da geçmek istiyorum. Şimdi bir de Fransızların Ukrayna'ya FPV-98 teknelerinin satışı gündemde. İşte İngilizler satıyor, Fransızlar da şu an böyle bir şey var. Yani herkes bir şey satıyor Ukrayna'ya. Artık bu neyin diyetidir, neyin ödemesidir? Hep siz daha önceki yayınlarda da belirtiyorsunuz. Hani Ukrayna'ya hep bir diyet ödetiyorlar bu anlamda diye. Bu haberle alakalı görüşleriniz nelerdir? Bu aslında politik artık yani bu satışların hiçbirini teknik olarak görebilmenin imkanı yok. Ama bu politik satışlar da öyle bir hal almaya başladı ki Ukrayna'nın zaten ekonomisi çok kısıtlı bir durumda şu anda. Bu kısıtlı ekonominin iyice kapana kısılmasına sebep oluyor. Şöyle, sizin Sovyetler döneminden gelen bir teknik beceriniz var. Hassas işleme sistemleriniz var, işte türbin üretebiliyorsunuz. Görece olarak elinizde tersaneler var. Yetişmiş insan gücünüz var, iyi ya da kötü bir şeyler de çıkarttılar ortaya. Şimdi bunların yerine siz politik güvence altına alabilmek için kendinizi dünyadan silahlar almaya başlıyorsunuz. Bu konuyu da çok doğru yönetemiyorsunuz. Ne derlerse onu alıyorsunuz. Hani hiç değilse diyebilirsiniz ki
ya bakın hani benim de kendime ait Poseidon füzelerim var. Bu füzelerle kendi korvetimi donatsam en azından Poseidon'u yapan firmaya daha çok bütçe ayırabilirim. Kamu devlet firması o da. Oradaki insanlara daha fazla iş kaynağı yaratabilirim diye bir mantık güdebilirsiniz. Ama bunun yerine hayır, tamamen harpun bloku çalacağım deyip Amerikalılar ne derse veya birisi ne sunuyorsa onu alıyorsunuz. Ki şöyle söyleyeyim, korvet konusunda biz gelişime çok uygun bir ülkeyiz. Yani Pakistanlar istedi, Pakistan füzelerini monte edebildik yani. Pakistanlar önce Çin füzesi istedi, tamam yaparız dedik. Sonra İngilizler döndüler, tamam yaparız dedik. Yani yeter ki Ukraynalılar isteseydi onlara da uygun bir çözüm yaratabilirdik. Bunu yapmadılar. Kendi yarım kalmış aslında saçı yapılmış geri kalanı bir türlü donatılamamış gemilerini tamamen İngiliz sistemleriyle donatıyorlar. Kendilerinde de olan becerilere rağmen kısmi hava savunma yapabilirler. Belirli ölçüde şeyler koyabilecekleri halde motor ve türbin dahi İngilizler üzerinden donatmaya başladılar. Evet, bir şeyin diyeti ödeniyor ama bu daha akıllıca ödenebilirdi bence. Kendi içinizdeki bütün her şeyi parçalayarak gitmemek gerekiyordu. Bunun bir yani şu anda bu paraları verdikleri için kendi motor fabrikaları boşaltmaya başlayacak. Ve batacak. Kendi tersaneleri boşaltıyor. İşte onu kıvırmaya çalışıyorlar. İşte ilk 5 gemiyi biz burada yapacağız da diğer gemileri şey yapacaktı. Şu anda Fransızlara yaptırdıkları alüminyum gemilere biraz daha hızlı belki bunlar ama yakın bir performansta kendi şeyleri vardı. FPB diye bir serileri vardı. İki tane tareti olan şey olan otomatik atıcılı olan, üzerinde tank savar olan, hatta kısa menzil hava savunma da takılabilen. Bence kötü olmayan çünkü görece olarak kendi içindeki personelini iç kabukta balistik korumaya da alan güzel bir tasarımları vardı. Bu tasarımı 20 tane yapacağız diye yola çıktılar. 8 tane de bıraktılar. Şu anda Fransa'dan 20 tane bu gemiden almaya çalışıyorlar. Çünkü bütçe yok. Kendi tasarımlarını geliştirmişlerdi. Şu anda Fransızların yapacağı işi yapabilen farklı bir sınıf daha yapmışlardı. Ondan 2 tane yaptılar ve onu durdurdular. Çünkü bütçelerini Fransızlara vermek zorunda kaldılar. Kendilerini savunmada destek olsun diye. Ki Fransızlar en son biliyorsun Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman Zelenski alelacele Fransa'ya gitmişti. Ve basın toplantısı yapmadan dönmüştü. İşte açıklamalar hep tamam artık Kırım'ı siz kaybını kabul edin. Rusya'yı da çok fazla üzmeyin deyip şey çıkınca Macron o şekilde bir konuşmayla ortaya çıkınca ortak basın açıklaması dahi yapmadan ülkeyi terk etmişti. Ama demek ki diplomatik ve siyasi gücünüz belli bir miktarın üzerinde olunca hem istediğinizi dikte ediyorsunuz hem de almayı düşündüğünüz parayı da alabiliyorsunuz güçsüz ülkeden. Bu bizim de silah satışında gözetmemiz gereken bir şey. Çok iyi bir ürün ortaya çıkartabilirsiniz ama arkasında belli bir diplomatik ve ekonomik gücü koyamadığınız zaman iyi sisteminiz çok daha kötü sistemler tarafından tercih edilebilir. Sizin sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun tercih edilmeyebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şu anda da bunu görüyoruz. Eşdeğer işi yapacak iki teknik sınıfı sayabilirim Ukrayna'da. Onları kendi imkanlarınızla üretmek yerine Fransa'dan gidip tekne alıyorsanız bunun başka bir açıklaması yoktur. Başka şeyler alınabilir açıkçası ama onları almayıp da tekne alıyorsanız çok da bir şey söylenemiyor. Ya bu biraz da şey gibi, hani ben şimdi siz anlatırken olaya bir de kendi açımızdan bakıyorum. İşte biz mesela şu an açık deniz karakol gemisi, işte Akhisar'ı üreteceğiz. İşte hatta üretimi başladı bile. Ama biz işte mesela Akhisar'ı üretebilecek kabiliyetimiz var, tersanemiz var. Ama biz gidiyoruz işte Amerika'ya diyoruz ki, veya işte İtalyanlara veya Fransızlara diyoruz ki bize açık deniz karakol gemisi yapın. Yani bu şu an Ukrayna'da da, yani biz de böyle bir şey yapsak bizim tersanelere de maddi olarak bir zarar verecek. Adamlar bir süre sonra hani ya batacak ya da artık başka işlere bakacak. İşte gidecek Norveç'e balıkçı gemisi yapacak, başka bir şey yapacak. Hani bu tarz işlere yönelecek. O kabiliyetini de kaybedecek. Hiçbir şey yapamazsa batıyor tabii firma. Şimdi Ukrayna'da muhtemelen siz daha önceki yayınlarda da söylemiştiniz. Belli bir süre sonra Ukrayna tersaneleri artık herhalde kepenk kapatacak gibi. Öyle gözüküyor yani. Tabii şu anda çünkü Batı tek alma yönlü çalışıyor Ukrayna'ya. Örneğin Romanya'ya baktığımızda Romanya biraz daha bu konuyu da iyi yönetebildi. Tamam hani parası yok Romanya'nın da ama işte Damen'le fasoncu olarak çalışıyor şu anda. Böylece işte karakol gemisi yapılacağı zaman saç kısmı, motor montaj gibi kısımlar Romanya'da yapılıp gemina tamam bir biçimde Hollanda'ya gidip Hollanda'da donatılıp bitiriliyor. Ama elindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tersanecilik konusunda özellikle Romanya. Ama Ukrayna'ya baktığımızda hiçbir şey yok. Tamamen hani hep sözler var. İşte tamam ilk gemileri biz yapacağız da diğer gemilerde size
tersanenizi modernize edeceğiz. Orada size bir imkanlar sunacağız. Siz yaparsınız şeklinde bir konuşma var ama fiiliyatta yok. Gün geldi mi tamam siz zaten hiçbir şey yapmadınız. Tersaneler çok kötü durumda. Şimdi size bu gemiyi yaptırmaya kalksak bizim yapacağımızdan daha yüksek maliyet. Krediyi de biz veriyoruz zaten. O yüzden dolayı hadi biz bunların hepsini yapıyoruz deyip kendi müthiş bir iş gücü yaratıyorlar. Pandemi sonrasında oluşabilecek işsizliği küçük ülkelerin üzerine yükü yıkarak kendileri kredi verip kaynakları fazla olduğu için küçük ülkelerin kaynaklarını uzun vadeli olarak taksitle sömürmeye yönelik bir sistem kurdular şu anda. Özellikle denizcilik endüstrisi, askeri denizcilik endüstrisinde bunu görüyoruz. Ozan Bey, ben hemen gene bir bağlamda bağlantısı olan gene bir Yunanistan konusuna geçmek istiyorum. Şimdi Yunanistan en büyük ve tüm askeri gemilerini yapabilen dev kuru havuzu tersanesini özelleştirmesini ilçe belediyeleri Yargıtay kararı ile durdurdu gibi bir haber var gündemde. Evet. Bununla alakalı görüşleriniz nelerdir? Şimdi Yunanistan tersaneleriyle ilgili program yapsak, böyle bir saat, iki saat program yapsak, grafikler çıkarsak, tarihsel şeyini göstersek, böyle akış diyagramlarıyla böyle dallanmayı falan böyle çıkarsak ortaya, herhalde ne biz ne izleyiciler içinden çıkamaz. Hani dünyanın en yılan hikayesine dönmüş işlerinden birisi budur. Yani hani bizim ülkede eleştireceğimiz bürokrasiydi, şuydu buydu diyeceğim şeyler de bu Yunan tersanelerinin yanında hani şey kalırız, çok başarısız kalırız yani o üç kağıt konusunda. İnanılmaz şeyler var. Yani 2000'li yıllara kadar Yunanistan'ın deniz endüstrisi bizimle rekabet edebilecek durumdaydı. Herkes bunu unutur. Şu anki hali görüyor. Ne zamanki drahmiden euroya geçtiler, korkunç bir işçilik maliyetleri yükseldi. Yunanistan'da çok ciddi bir denizcilik endüstrisi olduğu gibi ülkenin gelişmemiş diğer sanayisine göre yan sanayi üretimi olan bir sektördü şeyde, denizcilikte. Türkiye'de yanmaz panel üretilmezken doğru düzgün kaliteli, Yunanistan'dan Türkiye'ye rekabet eden fiyatlarla yanmaz paneller gelirdi 90'ların sonunda, 2000'lerde dahil olmak üzere. Şimdi ise öyle bir fabrika yok ortada. Çin'den hazır yaptırıp getirme üzerine kurdukları bir şeyler var ki Çin maliyetleri tutturamadığı anda kimseye hiçbir iş yapamaz duruma geliyor. Gene şu anda bakım alanında hiç fena değiller. Gayet iyi bildikleri bir iş olduğu ve armatörleri de kendi tersanelerini sübvanse ettiği için bakım onarım konusunda kendileri götürebiliyorlar. Az miktarda yerel, az miktarda diyeyim hani işte tersanenin çalışması yetecek kadar feribot, hizmet gemisi vesaire gibi işleri de yapmaya devam ediyorlar. Yani çökmüş, batmış bir denizcilik endüstrileri yok. Ama askeri tersane konusunda çöktüler, battılar. Net, hani bu kadar net söyleyebilirim. İki tane tersaneleri vardı bunu yapabilen. Zaten birbirine çok yakın tersanelerdi. Fotoğraftaki ilerideki tersane de diğer tersanedir. Birisi Skaramango, büyük alanı olan bölge tersanesi, havuzu olan tersane. Diğeri de Eleftherios tersanesi. Skaramanga, Türkiye'deki Pendik, şimdiki İstanbul Tersane Komutanlığı'nın karşılığı olabilecek kadar gelişmiş bir tersaneydi. İçinde endüstriyel şeyleri de olan çok büyük bir alana sahipti. El birliğiyle bu tersaneyi batırdılar. Yani hiçbir dış güçlerin desteğini almadan kendileri özel bir başarıyla bu tersaneyi batırabildiler. Çok yüksek işçilik maliyetleri verdiler. Sendikalar inanılmaz şeyler istedi. Onlar da o inanılmaz şeyleri yeter ki oy gelecek diye kabul ettiler. Kurallara uymadan işte yan arazi, şu anda gördüğümüz o yan arazide zaten sorun da oradan kaynaklanıyor. İlçe belediyelerine sormadan kendileri kullanmaya başladılar. Hadi geçici anlaşma yapalım dediler falan filan. Böyle bir sorunlar yumağını büyüte maliyeti olarak da baktığınızda 400 milyon euro borçla başlayıp şu anda hesaplanabilen 4 milyarı geçtiği tahmin edilebilen boyutlara varan borcu var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorlar. İşte 2.4 ödersek durumu düzlüğe çıkartırız diyorlar ama sonra yok o 2.7'ydi, en son 3.1'e kadar çıkmışlar. Yani ödersek durumu düzlüğe çıkartacağız dedikleri şey başka, toplam borçları bambaşka. Yani öyle söyleyelim hani. Burada çok büyük bir kuru havuzu vardır. Amerikalıların gelecek nesil, Gerard Ford o zaman daha yoktu ama planlanan bir tonajı vardı. Onu havuzlayabilecek kadar büyük bir kuru havuzları vardır. Muhtemelen bizim Çanakkale'deki havuzdan ya daha büyük ya aynı ama muhtemelen daha büyük bir havuzdur. 4 ya da 5 yıldır havuz su basmış durumda. Çünkü kapaklar artık şey yapamıyordu. Teknik özelliklerini yitirmişlerdi. O yüzden havuza su aldılar kontrollü bir biçimde. Havuz 4-5 yıldır içinde su dolu olarak boş havuz olarak yatıyor. Kuru değil. Gayet hani kullanılmaz duruma gelmiş durumda yatıyor.
tersane bakım kısmı görece olarak işlese de inşa kısmı durmuş durumda. Skaramanga Tersanesi Yunanistan'ın denizaltılarını yapan, Hydra sınıfı gemilerini yapan, Jason sınıfı LST tabir ettiğimiz amfibi gemilerini yapan tersanedir. Yani gayet şey bir tersanedir aslında. Askeri konuda iyi bir tersane idi. Fakat geldiğimiz zaman da artık hani toparlanması imkanı olmayan bir duruma geldi. Eleftherios biraz daha iyi durumda. Onlar şey yapmışlardı. Skaramanga batıyor diye alelacele o tersanede şey yaptılar. İngilizlerin de desteğiyle. Çok da hani teknolojik olarak bir şey yapmadılar ama en azından hücum botlarını yaptılar. Kendi şu anda kullandıkları Super Vita hücum botlarını yaptılar orada. Yani o da gitgide kötüye gidiyor şu anda. Çünkü yaptığı zaman da hani hücum bot yaptı, bizimle aynı mantıkla yapmıyorlar. İngiltere'den kablo enstalasyonu hazır geliyor. Yani jack'i takıyor, sadece kabloyu alıyor, ucundan öbür tarafa döşüyor, ucunu bağlıyor. Hani bağlanmış şey bile hazır geliyor. Yani yaptıkları işçilikten çok nitelikli bir işçilik olmuyor maalesef. Buna rağmen işte bu özelliklerini bile kaybetme yolunda gidiyorlar şu anda. Kimseyi o duruma düşürmesin demeyelim. Yunanistan olduğu için düşsünler. Sürekli tersaneye şey yapmak için heyetler geliyor. İsrail heyeti geldi işte, hatta korvet fırkata inanmayın, biz size bizdeki yeni nesil korvetlerden yapalım diye yola çıktılar. İsrail heyeti tersaneyi gezdikten sonra teklifini geri çekti. Yani bir para konuşulmuş, hani sözel olarak yani bir memorandum anlaşması imzalamak üzerelerdi. İsrail tersanesi heyeti gezdikten sonra, detaylı olarak analiz ettikten sonra anlaşmayı yapmadılar. Direkt olarak geri çekildiler. İşte ondan sonra Berhalalar şu anda geldi. Berhalaların da anlaşması şöyle: İşte size ilk gemiyi biz yapalım, sonra diğerlerini siz yapın. Tersanelerin durumunu gördüler. İlk üç gemiyi biz yapalım, son gemiyi siz yaparsınız'a döndüler ki imkan yok. Hani onda bile laf ebeliği şeklindeler. Çünkü üç gemilik anlaşma yapalıma döndürdüler şimdi işi. Yani Yunan tersanelerinde şu anda fırkateyn yapılamıyor. Korvet yaparız size diye bir salladılar ama korvet yapmakla ilgili de hiçbir şeyleri yok. Govint konuşuyorlar sadece. Govint'i bile Fransa'da yaparsak şu maliyet diye veriyorlar. Yunanistan'da yaparlarsa ne kadar maliyet olduğunu çıkamadılar. Şeyler girmek istediler buna. Çok başarılı bir korvet tasarımları var biliyorsun. Katar donanmasında yaptı İtalyanlar. Fincantieri. Fincantieri gezdi. Korvet teklifi vermedi şu anda. Yani tersaneyi gezen tersaneden kaçıyor. Amerikalılar gezdi. Amerikalıların işte şu anda güncelledikleri teklifte size biz LCS verelim, şunu verelim, bunu verelim. Bizdeki işte Suudi Arabistan'a yaptığımız gibi şey yapalım. Lockheed'de tersanesinde size aynı gemiden yapalım. Hani kimse Yunanistan'da gemi yapma üzerine bir teklif vermiyor şu anda. Dünyanın en denizci ülkelerinden birisi kendi de gemi inşa faaliyetlerini askeri olarak şu anda neredeyse sonlandırmış durumda. Allah davet etsin. Yani ben şu an sizin anlattıklarınıza bakınca yani kendi ayağına mı sıkmış diyeyim, kendi kafalarına mı sıkmışlar diyeyim. Kafalarına yani. Sıkmış yani, ayağı sıkmak hafif kalır yani şu anda, artık bildiğin kafalarına sıkmış durumdalar ve toparlanamayacak durumdalar. Aradaki farkı şöyle söyleyeyim, biz Pendik Tersanesi özelleşirken ne olacak diye hepimiz konuşuyorduk. Askeri tersanenin alınmasıyla beraber şu anda tartıştığımız konu, ya Pendik'in içinde bir Salzer firmasının motor fabrikası vardı. Tamam, ağır sınıf şey yapmak için de, motor yapmak için de, ama gemi makinesi yapabilen bir fabrikaydı. Bunun tekrar canlandırılıp daha teknolojik sistemlerle donatılabilir mi? Şu anda bizim konuştuğumuz konu bu. Onlarsa tersanede saçı nasıl kaynatacağız? Şu anda saçı kaynatma becerisini bile yitirmiş durumdayız konuşuyorlar. Aradaki farkı böyle anlatayım sana. Ozan Bey, ben teşekkür ederim. Kendi adıma ve izleyen arkadaşlar adına. Hani sizi izliyoruz. Bazen mesela siz de diyorsunuz ya işte hani Kaner şunu konuşalım, işte hani şu önemli, hani siz dikkat çekelim gibisinden bana da hani pas geçiyorsunuz ya soruları yayın öncesinde tabii. Şimdi ben bakıyorum, diyorum ki ya, düşünüyorum ya, siz mesela işte bu Yunanistan tersanesiyle alakalı soruyu gönderdiniz de dedim ya, konuşsak ne olacak, konuşmasak ne olacak, hani ben işin bazen çok önemini kavrayamayabiliyorum ben bile yani. İzleyen arkadaşlar da mesela şimdi yayının başında ben dedim ya işte Yunan'ın özelleştirmesi işte durdurdu falan. İnsanlar bir duyunca böyle diyor ki ya bu niye önemli ki falan diyor. Ama şimdi siz tabii böyle hani girip anlatıp işin önemini de bize açıkladığınız zaman sonuçta sizin baktığınız pencereden veya çerçeveden bakma fırsatını yakalıyoruz. Bu da hem bizim bakış açımızı genişletiyor, hem de bilgi dağarcığımız bu anlamda gelişiyor. Ve bence bize bu anlamda hani yaptığımız yayınlarla sizinle bize bilgi dağarcığımıza çok büyük katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum. Ben bunun için izleyen arkadaşlara ve kendi adıma şimdi teşekkür etmek verelim. İstiyorum. Hiçbir şeyini kendin yapmadığın bir gemi.
karaya oturdu. Hani normal bir savaş durumu ya da bir sıkıntı durumu değil. Karaya oturdu. Bir sebepten dolayı işte altında konteyner çarptı. Yaralandı. Bu geminin bakıma girmesi gerekiyor. Bakıma girdiği zaman siz Fransa'dan parçaların imal edilip ya da anlaşmanız varsa stoktan gelmesini bekleyeceksiniz. O kadar süre boyunca sizin geminiz dışarıda olacak ve Fransızların lütfunda olacaksınız. Çünkü hiçbir şey kendiniz üretmediğiniz için sanayiniz tamamen bağımlı. Hani bu adamlar piyon kardeşim, niye bu kadar piyonlar demeye gerek yok. Çaresizliğin verdiği bir piyon olmak zorundalar. Ondan dolayı da adamları hoş görün. Hani tek çareleri piyon olmak. Yoksa hayatta kalamayacaklarına dair bir düşünceleri var. Niye bize bu kadar hani diyoruz ya ambargo uygulanıyor bilmem ne yapıyor. Bir kısım da bundan uygulanıyor. Çünkü siz yırtmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde işte bu Araf'ta tabir ettiğim durumdayız. Sizi bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Siz de yırtmaya çalışıyorsunuz sanayinizi geliştirmek için. İşte becerebilirsek güzel günler olacak. Ama şu anda geldiğimiz ekonomik durumda nasıl becereceğiz? Onun soru işareti içerisindeyiz. Arkadaşlar Kozan Bey ile Güdümsüz Girizgah yayının sonuna geldik. Ben izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kozan Bey size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hani sayenizde biraz önce de söylediğim gibi bilgi dağarcığımız her yayında daha da genişliyor. Bakış açımız genişliyor. Bu anlamdan bundan dolayı size hani büyük teşekkür borçluyuz hem ben hem izleyen arkadaşlar, sizi sürekli takipçileriniz. Bir Kozan Bey ile Güdümsüz Girizgah'ın sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşene dek herkese hoşça kalın diliyoruz.